Kalça eklemi bir adet top ve bir yuvadan oluşan bir eklemdir. Bu top-yuva ilişkisi dolayısıyla çok yönde rahat bir şekilde hareket edebilir. Bazı durumlarda eklem yüzeylerinde bir düzensizlik meydana geldiğinde ya topun şeklinde bir bozulma ya da yuvanın şeklinde bir bozulma olarak eklem uyumu bozulur. Hasta bacağını oynatırken ağrı şikayeti duymaya başlar. Ağrı özellikle kasık bölgesinde hissedilir. Ayakkabı giyerken, çorap giyerken zorlanma, hatta bu aktivitelerini yapamama şikayetleri ortaya çıkar. Yürürken aşırı yürüdüğünüzde ağrı şikayetiyle fonksiyonel kapasitemiz de zaman içerisinde kısıtlanır. Kalça protezi cerrahisi, kalça ekleminde ileri kireçlenme olan hastaların tedavisinde uzun yıllardır başarı ile kullanılmaktadır. Bize başvuran hastamız 65 yaşında bir bayan hastaydı. Yaklaşık 10 yıldır kalça ekleminde giderek artan bir ağrı şikayeti ve bir değnek kullanma ihtiyacı ile kliniğimize geldi. Yürümem tabii problem olmaya başladı. İlk başta 7-8 aydır zorladı beni. En sonunda ameliyat olmaya karar verdim. Çok zorlanıyordum merdiven çıkarken, özellikle asansörlü bir yer tercih ediyordum ki direkt varayım ve en yakın yerde taksiye biniyordum. En yakın yerde önüne inmek şartıyla. Bekletiyordum taksiyi. Yani bir sürü şeyler yapmaya başladım. Yani gitmem hangi tarafa kolaysa o günü seçiyordum. Böyle bir değişiklikler yapmaya başladı bana. Yaptığımız muayenede kalça hareketlerinin ileri derecede kısıtlı olduğunu ve bacakta yaklaşık 1 santimlik bir kısalık olduğunu gördük. Planlama olarak hastamıza kalça protezi cerrahisi önerdik. Bu cerrahiyi de robotik yapmaya karar verdik. Robotik protez cerrahisi öncesinde hastamıza detaylı bir tomografik teknik yapılarak 3 boyutlu kemik haritasını çıkarttık ve bu harita üzerinden ameliyatı ameliyat öncesinde gerçekleştirdik. Bu yöntem sayesinde her iki kalça arasındaki dengeyi birebir sağlama şansımız oldu. Kısalığı tamamen giderme, diğer kalçanın yani sağlıklı kalçanın fonksiyonlarını birebir taklit etme şansımız oldu. Ameliyat esnasında daha önce planladığımız planları uygulayabilmemiz için robot ile hastayı 3 boyutlu düzlemde tanıştırdıktan sonra robot bize konulacak implantı uygun bir şekilde yerleştirmemize olanak sağladı. Yani planladığımız implantı tam doğrulukla hastamıza implante etmemize olanak sağladı. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat sonrasında hastamız servise yatağına alındı. Ertesi gün yatağına oturtuldu ve ayağa kaldırıldı. Bu cerrahi sayesinde hastamız ameliyattan sonraki gün yürümeye başladı ve bacağına yük vermeye başladı. Yaklaşık 3. haftasında tamamen günlük yaşama dönmesine olanak sağladı.